Arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlere macOS yüklü bir cihazda Apple'ın işte MacBook OS, MacBook Air ya da iMac ve benzeri macOS yüklü cihazlarında cihazınız herhangi bir problemle karşılaştığında, tekrar boot yapamadığında, sistemi açamadığında içindeki bilgileri nasıl kurtaracağınıza dair bilgi vereceğim. Örneğin önündeki görmüş olduğunuz cihazın böyle bir problemi var idi. İçindeki bilgilerimizi kurtardıktan sonra tekrardan kurulum yapıp bilgisayarımızı eskisi gibi kullanıp bilgilerimizi de yedeklediğimiz için sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Peki ne yapabiliriz böyle bir durumla karşılaştığımızda? Değerli arkadaşlarım, önündeki bilgisayarda, şu anda gördüğünüz bilgisayarda herhangi bir USB girişi mevcut değil. Bunlar Type-C dönüştürücülerle falan kullanılıyoruz. Ve içindeki hard disk, anakarta entegre tip SSD hard disklerden sökülüp başka bir yere takılıp içinden veri alma olayı da yok. Bu sebeple böyle bir sorunla yaşıyorsanız, böyle bir sorunla karşılaştıysanız yapmanız gereken şu: bilgisayarımız kapalı. Sizdeki bilgisayar da kapalı. Düğmeye bastığınızda sistem açılıyor gibi. Ya açılışta tıkılıyordur, ya reset atıyordur, ya bir ekran geliyordur, gitmiyordur. Hiçbir şekilde işletim sisteminiz açılmıyor ama içinde çok 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 önemli bilgileriniz var. Peki ne yapacağız? Bilgisayarımızı kapatıyoruz. Bilgisayarımız kapalıyken her Mac bilgisayarda olan bir şey vardır. Her Mac dediğimde yani 2011 ve sonrası, 2010 ve sonrası diyebilirim. 2010 ve öncesi Mac'lerde bu recovery olayı yok. Tuşlarla recovery yapıp sistemi kurma olayı yok. Onun için çok eski bir cihaza sahipseniz belki bunu yapamayabilirsiniz. Ama genellikle yeni cihazlar, artık 2010 ve sonrası cihazlarda bu standart evrensel hale getirilmiş şöyle bir olay var. Mac cihazlarda iki tuşla recovery ekranına ulaşabiliyorsunuz. Nedir bu tuşlarımız? Bakın şuradaki command yazan CMD dediğimiz command tuşuyla R tuşu, repair tuşu, command ve repair tuşuna basılı tutuyorum ben şu anda. Bu iki tuşa basılı tutuyorum. Bilgisayarımı açma tuşuna bastım. İki tuşu bırakmıyorum. Bilgisayarımı açma tuşuyla beraber bastıktan sonra karşıma şu Apple logosu geldiğinde bir 5 saniye sonra bu iki tuşu artık bırakabilirim. Command ve R tuşu. Bu iki tuşa bastım. Ardından bilgisayarımı açma tuşuyla açılmasını sağladım. Bilgisayarımızın recovery ekranının gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu recovery ekranı sizdeki duruma göre biraz geç veya biraz erken gelme olasılığı var. Onu bekleyeceksiniz. Recovery ekranının gelmesini bekleyeceksiniz. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi recovery ekranımız geldi. Bu her Mac bilgisayarda olan bir ekran. Bütün cihazlarınızda, tarih belirtmiştim size, 2011 veya 2010'dan sonraki cihazlarda bu Mac'i o iki tuşla getirme olayını her Mac'te yapabilirsiniz. Bu All-in-One'da olabilir. MacBook, MacBook Air ve benzeri önemli değil. Hepsinde var bu. Yeni çıkan işlemcilerde de var, Intel işlemcilerde de var. Bu ekran gelir. Şimdi bu ekranla ilk yapmanız gereken wireless ağına bağlanmanız gerekiyor. Herhangi bir wireless ağına, mevcut bir wireless ağına bilgisayarınızı bağlayın. Şuradaki ekranda eğer ben yeniden yükle dediğimde bilgisayarımdaki her şey silinip gider. Kesinlikle buraya gitmiyorsunuz. Sizde önemli bilgiler olduğunu varsayıyoruz. İçindeki önemli bilgilerin olduğunu varsaydığınız için hemen şuradaki Safari yazan yere geliyorsunuz. İçindeki bilgileri almam gerekiyor. Safari yazan yere geldiğimizde internete erişimimiz buradan olabiliyor arkadaşlar. Buradan internete gireceğiz. Diyelim ki internet üzerinden bir bulut sitesi değil mi var. Bulut siteleri var. İşte Google Drive var, OneDrive var ve benzeri siteleriniz var. Örneğin diyelim ki OneDrive ya da Google Drive'a girelim. Öncelikle Google Drive'ı bir arayalım. Google Drive dediğimiz bir site üzerinden buradaki masa üstündeki dosyalara erişimimi sağlayabilirim ben. Normalde içindeki dosyalarınız duruyordur arkadaşlar. İçindeki dosyalarınızın durup durmadığına bakmadan önce şuraya bir girelim. Google'ın Google Drive yazalım. Siz OneDrive'ı da kullanıyor olabilirsiniz. Google Drive da olabilir. Bu tür siteler bilgisayardaki dosyalarınızı sanalda bulut dediğiniz bir sistem üzerinde saklamanıza yarıyor. Google Drive'ımı açıyorum ben şimdi. Daha önceden bir Gmail adresiniz var ise size 15 GB kadar yer veriyor zaten. 15 GB kadar ücretsiz bir şekilde size yer sağlıyor. Hani sizin dosyanız çok ise birkaç tane Gmail hesabıyla hesabınızla işte 15 GB'dan eğer çok fazla dosyanız varsa alabilirsiniz veya çok çok önemli bir bilginiz var ise 100 GB 780 lira şu anda. Oradan da boyutunu yükseltebilirsiniz. Artık kullanacağınız boyuta göre, önemine göre kendinize bir yol belirleyin.
İnternet üzerinden Google Drive sitesine bağlanmaya çalışıyorum ben şu anda. Google Drive sitesi açıldığında bilgisayarım içindeki, bu bilgisayarın açılmayan bilgisayarın içindeki masa üstünde bulunan bir klasörüm var. Onu alacağım ben. Google Drive'a atacağım. Google Drive'a kaydettikten sonra başka bir cihazdan o bilgilerimi alıp indirdikten sonra bu bilgisayarı format atacağım ve recover yapacağım. Şimdi Google Drive tarafının açılmasını bekliyorum. Google Drive sayfam açıldı şu anda. Aynı recover ekranındaki tarayıcı üzerinden Google Drive veya OneDrive siz hangisini benimsediyseniz onu açtıktan sonra sayfamda bakın dosya yükleme diye bir yer var. Dosya yükleme yazan yere tıkladığımda bu bilgisayardaki dosyalarım açılacak. Bakın karşımda benim bu bilgisayardaki şu anki dosyalarım. Bunlar şu anda mevcut ama bilgisayarım açılmıyordu. Şuradan User'a geldim. Mac PC'ye geldiğimde şuradan desktop'a geldiğimde desktop'ta benim bakın şu yedek önemli yazan bir klasörüm var. Şu benim klasörüm. Bunun içindeki dosyaları ben boş bir klasör oluşturdum size. Onları şuradan seçip karşıya yükle dediğimde veya klasör yükle der demez. Bu klasörü buluta attıktan sonra başka bir taraftan, başka bir bilgisayardan aynı bulut hesabına sahip bu maille, şuradaki maille bu bulut tarafını, Google Drive tarafını açıp oradaki dosyalarıma erişebiliyorsam gelip bu bilgisayarda recover yapıp bilgisayarımdaki dosyalarımı aldıktan sonra kurulumunu yapıp tekrar kaldığım yerden devam edelim. Bu bir ipucu arkadaşlar, benim size anlattım. Hani profesyonel değilseniz, bir standart ev kullanıcısıysanız recover ekranına ulaşıp recover ekranından internete bağlandıktan sonra tarayıcınızı açıp tarayıcınız üzerinden sizin adınıza internetten dosya saklayan bu tür, ben bir örneğini verdim, Google Drive örneğini verdim. Siz işte WeTransfer olabilir, Google Drive olabilir, OneDrive olabilir ve benzeri böyle internet üzerinden dosyalarınızı saklamaya yarayan siteler üzerinden bu bilgisayarın açılmayan bilgisayarın hard diskine erişip şurada örneğinde olduğu gibi buradaki dosyalarınızı yedekledikten sonra, yedeklerinizi aldıktan sonra ve oradaki dosyalarınızı yedeklerinizi aldıktan sonra şöyle bir gözden geçirin başka açılan bir bilgisayardan. Dosyalarınız açılıyor mu, kullanabiliyor musunuz? Evet açılıyor, kullanabiliyorum. Dosyalarımı tek tek aldım. Bu şekilde yaptıktan sonra gelip bu bilgisayarda recover ekranından ki benim diğer videolarımda çökmüş bir macOS'un nasıl kurulacağını anlatıyorum. O ardından da bilgisayarınızı yeniden kurup kaldığınız yerden devam edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Kolay gelsin.